Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur zammında 4 senaryo, Emin Yılmaz'dan en düşük maaş hesabı. Ocak 2025'te yapılacak emekli ve memur maaşı zammı, milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Yıl sonu enflasyon tahminleri, Ocak ayında yapılacak zam oranlarını belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak. 4 farklı enflasyon senaryosuna göre memur ve emekli maaşlarındaki olası artışlar hesaplandı. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini yükseldi. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini %38'den %44'e yükseltmişti. TÜİK'in Ekim 2024 verilerine göre, yıllık enflasyon %48,58, aylık enflasyon ise %2,88 olarak gerçekleşti. Bu durumda, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri, Ocak ayında yapılacak zammın boyutunu doğrudan etkileyecek. 4 farklı enflasyon senaryosu. Sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz, yapılacak zam oranlarını belirleyecek 4 farklı enflasyon senaryosunu paylaştı. Birinci enflasyon %1 olursa, zam oranı %10,77. İkinci enflasyon %2 olursa, zam oranı %12,35. Üçüncü enflasyon %2,5 olursa, zam oranı %13,45. Dördüncü enflasyon %3 olursa, zam oranı %14,56. En düşük maaşlar ne kadar olacak? Temmuz 2024 itibarıyla en düşük memur maaşı 39.177 Türk Lirası, en düşük memur emeklisi maaşı ise 17.587 Türk Lirası seviyesindeydi. Yılmaz'ın tahminine göre, yıl sonunda enflasyon %48,28 seviyesine ulaşırsa, en düşük memur maaşı 44.446 TL'ye, memur emeklisi maaşı ise 19.952 TL'ye yükselebilir. Ancak bu rakamlar, resmi açıklamalar yapılana kadar tahmini olarak değerlendiriliyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için durum ne olacak? Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaş zammı, doğrudan enflasyon farkına göre yapılırken, memur ve memur emeklilerinin maaşları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile belirleniyor. Ayrıca, refah payı eklenerek, tüm emekliler arasında eşit zam yapılması gündeme gelebilir. Bu tür bir düzenleme için ise, kanuni bir değişiklik yapılması gerekecek.